Arkadaşlar merhabalar bu videomda 0 geometri kampının 8. haftasının 6. videosundayız. Yani son videodayız. Bu haftanın son videosunda ne yapacağız? Dörtgenlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani dörtgenlerin ikinci kısmındayız. Sayfa numarası 111'in yarısında kalmıştık. 112 ve 113'ü de işleyip bitiriyoruz bu haftayı arkadaşlar. Dörtgenler bitiyor yani. Hadi bakalım dersimize Başlayalım. Dördüncü özellikte kalmıştık. Köşegenleri dik kesen bir dörtgenin karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşittir. Evet arkadaşlar ben çoğu özelliğin ezberlenmesi taraftarı değilim. Ama bazı özellikler bilinse iyi olur. Çünkü ispatı uzun sürüyor. Çünkü şu köşegenler şöyle dik kesiyorsa eğer bir burada pisagor bir burada pisagor. Şuraya h diyecek olursak. Şuraya da m ve n diyecek olursak. Ondan sonra yine burada bir burada Pisagor bir burada Pisagor yaptığınız zaman bayağı bir kalabalık bir işlem gelecek karşımıza. E, bu kalabalık işlemden sonra şu çıkıyor. Ka köşegenleri dik kesen bir dörtgenle karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit oluyor. Yani a kare artı c kare b kare artı d kareye eşit oluyor. Hocam bu dörtgenimiz böyle iç bükey bir dörtgense de yine aynı şekilde. Bak dörtgen şöyleyse. Hocam bir köşegen bu diğer köşegen bu. Köşegenler değil de uzantıları bakın. Köşegenler kesip aslında uzantıları dik kesirse. Yine karşılıklı kenarların kareleri toplamları akar artı c kare ve kare artı d kare eşit. Niye? Bunun böyle katlanmışı gibi düşünün. Katlanmışı açın şöyle açtığınız zaman bakın şöyle bir şey oluşuyor. C iken c b iken b bak akar artı c kare ve kar artı d kare oluyor. Tamam mı? Buradan geliyor. Katlama mantığından geliyor diye de aklınızda kalabilir. Evet hadi bakalım sorulara şimdi. Şimdi burada ne demiş? 3 4 ise burayı kaç deriz direkt? 5 deriz. Burası da 90 derece. E, 8 verilmiş burası. Hocam Pisagor'dan ben şurayı da bulurum ama gerek yok. Köşegenleri dik kesen bir dörtgen oldu. Karşılıklı kenarların kareleri toplamından direkt çıkar. Yani x'in karesi artı 8'in karesi. 5'in karesi artı 5 kökünün karesinden çıkacaktır. Ha hocam bunu formülsüz yapabilir miydik? Tabii ki. Şuradaki Pisagor bağıntısından burayı bulup Sonra buradaki Pisagor bağıntısından burayı bulup sonra buradaki Pisagor bağıntısından da x'e ulaşabilirdik. Ama 3, 4, 5'i yazınca direkt karşılıklı kenarların kareleri toplamlarında da gelecektir. x'in karesi artı 64 eşittir 25 artı 50 yaptı burası. Burası kaç yaptı? 75. 75'ten şey çıkınca kaç kalıyor? 64 çıkınca kaç kalıyor? Sanırım 11 mi kalıyor? Evet x kare eşittir 11 ve böylelikle x'i de ne buluruz? Kök 11 olarak buluruz. Evet örnek 12 kök 11 bulduk. Geldik örnek 13'e. Şimdi burada ne demiş? ABC'de dörtgen AC ile BD dik kestiğini söylemiş. E tamam ben burada şuna x diyecek olursam. X'in karesi artı 5'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 6'nın karesi deyip. Karşılıklı kenarların kareli toplamından sonuca ulaşırım. E burada çevre isteniyor bizden bu arada. X kare artı 25 eşittir. 9 artı 36 yaptı. Şu ikisinin toplamı 45 yaptı. 45'ten 25 çıkınca x karede böylelikle ne geldi? 45'ten 25 çıkınca sanırım 20 geldi. X de böylelikle kök 20 yaptı. Yani kök 20 de nedir? Bu 4 çarpı 5 olduğundan 2 kök 5'e eşittir. Peki bizden ne isteniyor? Çevre. Çevrede ne yapacaktır arkadaşlar? X'i biz 2 kök 5 bulduk ya. Evet buna göre uçurtmanın çevresi 2 kök 5, 3, 5 ve 6'nın toplamı. Yani 3, 5 daha 8, 6 daha 14, yani 2 kök 5 artı 14'e eşit olacaktır. Garip bir cevap ama garip bir cevap çıktı diye yanlış bulduk anlamına gelmiyor. Evet cevabımız ne çıktı? 2 kök 15 artı 14 şeklinde çıktı arkadaşlar. Geldik örnek 14'e. Ön yüzü turuncu, arka yüzü gri olan ABCD dörtgeni şeklindeki kartonun C köşesi BC boyunca katlanacak. Şöyle katlanmış. İşte C üstü noktasına gelmektedir. A, C, C üstü doğrusal. Hmm. Yani normalde bu devamı ne olacak? Köşegen olacak diyor. A, C, C doğrusal diyor. AC ile de BD dik kesir demiş. Oo süper. Buna göre diyor BC uzunluğu X kaçtır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi e, o zaman arkadaşlar burada şey de yapabiliriz. 6 ise direkt burası 6. X ise direkt burası da X değil mi? Aslında şurada kırmızı dörtgen köşegenler dik kesmiş gibi. Ya da direkt bu dörtgen değil büyük dörtgen de bakabilirsiniz. Yani direkt x'in karesi artı 8'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı 7'nin karesi diyebiliriz arkadaşlar. İster buradan 8 ve x'ten 7 ve 6'dan isterseniz büyükten 8 ve x 7 ve 6'nın kareleri toplamından. Evet x kare artı 64 eşittir 36 artı 49 olduğundan buradan x kare neye eşit oluyor? Şu ikisinin toplamı 85 yaptı. 85 eksi 64 yapıyor. O da kaç yapıyor? 21 yapıyor. X kare 21 yaptıysa X'i de böylelikle kök 21 olarak buluruz. Örnek 14'ü böylelikle kök 21 bulduk. Geldik 5. özelliğe. Evet arkadaşlar bu güzel bir özellik. Şimdi dikkat edin burada. Köşegenler çizildiğinde ya da şöyle bir orta noktalar alındığında arkadaşlar. Şurada bir orta noktalar alındığında bir dörtgende. Bu önemli. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları ise KLMN Neredesi kale? Kale mn'ye eşittir. Evet. Gerçekten de kale mn'ye eşittir arkadaşlar. Bir de dikkat edin. Şu kale ile mn'ye bakın. Kale ile mn'ye bakın arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Şunlar birbirine eşit. Bunlar da birbirine eşit. Şurada bir ort taban oluştu mu arkadaşlar? Oluştu. Çünkü eşit. Eşit olduğundan dolayı. Hatta burası k ise burası 2k olur mu? Olur. E hocam burada da şunlar eşit şunlar eşit. 2k ise burası da k oldu ort tabandan. Gerçekten kale ile nm Birbirine eşit oldu mu? Oldu. Hatta burada AC uzunluğuyla da A, A, arasında bir ilişkisi var. AC uzunluğunun yarısına eşit değil mi bunlar? Evet K iken AC'nin yarısı oldu. Nereden geliyor? Ort tabandan geliyor. Zaten bunlarda böyle sıkıntı yaşarsan bunu mutlaka mutlaka yap. Düşün. Orta tabandan çıkıyor. Aynı mantığı hocam şurada ve şunda bakalım. Şunları eşit demiş. Gerçekten öyle mi? E şuna bakacak olursanız arkadaşım şunlar eşit şunlar eşit. Orta taban çıktı. Burası K. Burası A iken burası nedir? 2A'dır. E hocam burası 2A ise burada da orta taban çıktı. Burası da A çıktı. Gerçekten bunlar birbirine eşit. Hatta BD uzunluğu 2A burası A. Hatta burası BD bölü 2 mi eşit oldu arkadaşlar? Evet. BD bölü 2'ye eşit oldu. Orta tabandan çıkıyor. Çevre KLMN'ye bakalım. Çevre KLMN. Hocam A, K, A, K. 2 artı 2K. Çevre KLMN de ne eşit oldu? Şu köşegenler toplamına eşit oldu. 2 artı 2KM eşit oldu. Yani AC artı BD'ye eşit oldu. Ya buna özel olarak AC artı BD'ye eşit oldu. Bunu özel olarak ezberlemeseniz de kendiniz orta tabandan zaten bu sonuca ulaşabilirsiniz. Bence e, bu uzunluklarla alakalı şeye çok fazla kafanızı takmanızı istemem. Yalnız burada şurada bir dörtgen varsa bu dörtgende de orta noktalar birleştirildiğinde ne oluyor? Şu karşılıklı kenarları paralel olan bir dörtgen karşımıza çıktı paraya kenar da karşımıza çıkıyor. Bir de bunun alanla ilgili bir ilişkisi var. Büyük ihtimal alanla ilgili ilişkisi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. Şöyle bir bakayım devamına bakayım. Evet alanla ilgili ilişkisi de burada verilmiş arkadaşlar. Yedinci özellikle ondan bahsederiz. Şu an uzunluklarla alakalı işleminden bahsettik. Tamam ama bence bak ispat yöntemiyle yani üçgen yöntemiyle sonuca ulaşmanız daha sağlıklı olacaktır. Örnek 15'e bakalım. KLMN bulunduğu kenarların orta noktaları çevre KLMN'ye 20 vermiş. Çevre KLMN'ye 20 ise AC artı B'de nedir? Direkt 20 diyebilirsiniz yukarıdaki özellikten. Ya da hocam şurası A ise burası ne olacaktır? 2A olacaktır. Ort tabandan 2A ise burası daha mı oldu? Evet. Şurası da A oldu böyle. Sonra burası B ise burası 2B olacaktır. E o zaman burası da B mi oldu? Aynen öyle. Şurası da 2B diye yazalım. Şimdi çevre KLMN'ye bakalım. Çevre KLMN dediğim 2A artı 2B eşittir 20 verilmiş. AC artı B'de isteniyor bizden. Yine 2A artı 2B isteniyor. Cevap yine ne yapacaktır? 20 yapacaktır. Evet. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı 20 çıktı. Geldik 16. soruya. Şimdi bak üçgensel bilgiler var burada arkadaşım. Ne verilmiş? ABCD dörtgen f ve M, M bulundukları kenarların orta noktaları. Ondan sonra e ve N de bakın sırasıyla bu orta noktalarmış. Şu orta nokta bu da orta nokta. Arkadaşım burada direkt bir orta taban çıkmadı mı? Direkt üçgen sorusu aslında bu. Hani dörtgende de böyle orta noktalarla ilgili şey. Biraz önceki ispat yöntemini kullanıyoruz. Yani biraz önceki özelliği ezberlersek mesela bu tür soruları yapamazsınız. Ama bak hocam eşit eşit orta taban çıktı. X'i kaç buluruz direkt? X'i 7 buluruz. Sonra burada da aynı şekilde eşit eşit 14 ise burada da ters yatık bir ort var. Burayı da 7 buluruz. X artı Y isteniyor bizden. 7 artı 7'den cevap kaç çıkar? 14 çıkar. Evet örnek 16'yı 14 bulduk. Ve geldik bir sonraki örneğe. Şimdi burada ne demiş? Oo, şimdi dur. Burada dikkat. ABC'de dörtgen demiş. Bunlar eşit demiş. Bunlar da eşit demiş. Sonra AC uzunluğu 8 olarak verilmiş. AC'yi 8 olarak vermiş. Bir de BD'yi de 6 olarak vermiş. BD'yi de 6 olarak vermiş. Tamam bunları kullanacağım. KLX X nedir diye soruluyor. E ne yapacağız? İşte bak dörtgensel özellik burada yaramaz. E ne yapacaksın? Sen şimdi eski üçgen bilgisini düşüneceksin. Üçgende ne diyorsun? Hocam eşitlik var burada. Eşitlik olduğunda ben sana şu soruyu sorsam. Ki sen zaten bu soruları kendine sormak zorundasın. Soruya baktın. Ya ben verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Ben buradaki eşitliği kullanmak zorundayım. Sadece ve sadece eşitlik varsa aklımıza ne gelir? Sorusundan önce sen belki soruya baktığın zaman 90'ın karşısında eşitlik var hocam. Şu muhteşem üçlü ya da bu muhteşem üçlü işine yaradı mı? Yaramadı. O zaman 90'lı eşitlik işine yaramadı. Sadece ve sadece eşitliğe yoğunlaşsak eşitlik gördüğümüzde aklımıza ne gelecekti? Orta taban. Evet, orta tabanı çizelim. Bak şuna bir orta taban çizdim şöyle şuna. E bize BD'yi vermiş. BD uzunluğuna 6 vermiş. O zaman 6 ise burası kaç yapar? 3 yapar. Gelelim öbürüne. Hocam benim şuradaki eşitliği kullanmam lazım. Buradaki eşitliği nasıl kullanacağım? Yine orta taban çizerek. Ya böyle çizeceğim. Bak dikkat et. Ya da böyle çizeceğim. Bu arada yukarıda orta taban çizgisi çizdik ya. Şunlar da birbirine eşit değil midir? Evet. Şunlar da birbirine kesinlikle ama kesitle eşittir. Şunun da tamamı 3 çıktı. Şimdi e, burada da iki ihtimalim var. Ya buradan buraya paralel çizeceğim ya buradan buraya paralel çizeceğim ki üçgen oluşturmak daha mantıklı. Yukarı doğru çizelim. Ki şuradaki uzunluğu da zaten bize adam kaç vermişti? 8 vermişti. E hocam burası 8 ise burası da kaç yapar? 4 yapar. E köşegenler dik kesmiş. Bunlar paralel. Yöndeşlikten dolayı 90. Hocam şurada da şu kırmızılar paralel. Hatta burası da 90 ise Z'den dolayı burası da 90 derece olur mu? Olur. Ve artık burada bir Pisagor bağıntısı diyebiliriz. 3 var. 4 var. 3, 4, 5 üçgeninden burası da kaç çıkacaktır? 5. Yani böylelikle 17'yi ne bulduk arkadaşlar? 5 olarak bulduk. Ve altıncı özelliğe geldik. Bir dörtgende açılar arasındaki açı o ne demek? Açılar arasındaki açı değil. Köşegenler arasındaki açı A ise alan ABCD nedir biliyor musunuz? Köşegenler çarpımı yani AC çarpı BD çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Hani bu bizim üçgendeki açı muhabbetine benziyor. Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 vardı ya. Burada da köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 eşit olacak. Hocam burada kaç verilirse ne yapacağız? Fark etmez ki. 180'e tamamlayan açının sinüsü ile diğer açının sinüsü birbirinin tıpkısının aynısı oluyordu. Yani sinüs 30'la sinüs 150 zaten birbirinin aynısı. Evet köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 bize alanı veriyor. Ha böyle belki şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Normal bir şekilde de bulabilirsiniz bunu. Normal bir şekilde derken yani üçgensel muhabbetlerden bulabilirsiniz. Bu üçgeni, bu üçgeni, bu üçgeni, bu üçgeni de Alanlarını tek tek böyle tabana ait yüksekten de sonuçta da ulaşabilirsiniz. Onu da söyleyeyim ama bunu da bilseniz iyi olur. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 alanı veriyor bize. Şimdi burada arkadaşlar bu dörtgenimiz şöyleyse eğer iç ise şu şekilde alan ABC'de burada şu alan ABCD. bu öbüründe de alan ABC'de şu şekildeyse eğer yine köşegenler çarpımı yalnız dikkat et köşegenin bir tanesi bu yapıyor diğeri de şu yapıyor. Köşegenler kesmiyor ama uzantıları kesiyor. Uzantılarında arasındaki açı A açısıysa yine e, köşegenler çarpımı sinüs A bölü 2'den sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Tamam. Dikkat edelim. Sinüs 90 neye eşittir? 1'e eşittir. Köşegenler arasındaki açı 90 derece ise o zaman direkt sonuç şu oluyor. AC çarpı BD bölü 2'ye eşit oluyor. Yani köşegenler çarpımının yarısına eşit oluyor. Ama bu dikkat önemli arkadaşlar. En azından buna çok dikkat edin. Dikkate dikkat edin. Bu özellik önemli. Gerçekten köşegenler çarpımının yarısı çoğu şeyde kullanacağız. Mesela eşkenar dörtgende köşegenler dik kesiyor. Köşegenler çarpımının yarısı diyeceğiz. Karede keza A kare ama köşegenler çarpımının yarısı da diyebiliriz. Ya da deltoidde de yine aynı şekilde köşegenler çarpımının yarısı şeklinde olduğunu söyleyeceğiz. Çünkü köşegenler dik kesiyor bu dörtgenlerde. Evet yalnız burada dörtgenimiz bu şekilde. A, D dörtgeni. Öbüründe nasıl? Öbüründe de şu iç bükey şeklinde olduğunda da yine bir köşegenimiz bu. Diğer köşegenimiz bu. Tamam mı? Şunlar çarpımı yarısı şeklinde yapabiliriz. Hatta bunu üçgenden de yapabilirsiniz. Niye? Bak şu mavi çizgili bu mavi çizginin çarpımının yarısı dedik ya. Gerçekten öyle mi? Şurası A burası e, şuraya X diyecek olursam. Şurası A burası B ise. Şu üçgenin alanı nedir? X çarpı A bölü 2. yani taban çarpı yükseklik bölü 2. X çarpı A bölü 2 artı. Şu üçgenin alanı nedir? X çarpı B bölü 2 x çarpı b bölü 2. E buradan da x bölü 2 parantezini aldığımız zaman a artı b mi yapıyor? Evet x çarpı a artı b bölü 2. Gerçekten de x çarpı a artı b bölü 2 yani köşegenler çarpının yarısı şeklinde olduğu çıktı mı? Çıktı. Ha burada da öyle. Üçgen muhabbetinden yapabilirsin. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu da taban çarpı yükseklik bölü 2. E topladığın zaman şu tamamı şu köşegen çarpı, şu köşegen bölü dik geldiğini zaten görürsün. Ama köşegenler dik kesiyorsa köşegenler çarpının yarısı olduğunda bilmende fayda var. Tamam mı? Evet geldik şu soruya. Bakalım ne diyor? ABC'de dörtgen açılar verilmiş. AC 5 köküç verilmiş. Hemen AC'yi yazıyoruz şuraya 5 köküçü. BD'yi de 8 vermiş. Hemen BD'yi de 8 diye şuraya yazalım. E hocam açıları da kullanalım. E kullanalım tabii ki. 38 ile 22 var burada. İki iç açı görünce dayanamam deyip şurayı yazar mıyız? Yazarız. Burası 60 derece. E hocam köşegenler belli. Arasındaki açı da belliyse o zaman ne diyeceğiz? Alan ABCD'yi rahat bir şekilde bulabiliriz. 8 çarpı 5 köküç çarpı sinüs 60 bölü 2 bize alanı verecektir. Hocam ben sinüs 60'ı bilmiyorum. Geometri bilen sinüsü, kosinüsü, tanjantı, kotanjantı bilir. Nasıl mı? 30-60-90'ı çiz. 1, 2 köküç. E hocam burada sinüs 60 dedi ya. Sinüs karşı bölü hipotenüs. En azından bunu bil. E karşı bölü hipotenüs kök 3 bölü 2 ye yaz yerine. 8 çarpı 5 kök 3 çarpı. Kök 3 bölü 2 bölü 2 bize sonucu verecektir. Sadeleştirmeleri yapalım. 4 kaldı. 4 ile 2 sadeleştirince 2 kaldı. 2 kere 5 10. Kök 3 çarpı 3. 10 çarpı 3'ten cevap 30 çıktı. Evet böylelikle 18. soruyu 30 olarak bulduk. Geldik 19'a. AC'ye 6 vermiş. BD'yi 10 vermiş. Bizden taralı bölgenin alanı. İç bir dörtgen değil mi bu? Direkt dörtgenin alanı nedir? 6 çarpı 10 bölü 2 yani 30'a eşittir. E hocam ben bunu görmedim. Bilmiyorum ne yapacağız? E, zaten ispatını yaparken de söylemiştim. Şurası 6 ya. Buraya A dersen. ikinci yoldan bahsediyorum. 6 şu üçgenin alanı nedir? 6 çarpı A bölü 2. 6 çarpı A bölü 2 artı Hocam şu üçgenin alanında 6 tabanına ait yükseklik şurası değil mi? Şuraya da B diyelim. 6 çarpı B bölü 2. O da 3A artı 3B yapar. O da 3 parantezinde A artı B yapar. E artı B belli mi? Belli. Yani ondan cevabı yine 30 derece olarak buluruz. Bu da ikinci yolumuz olsun. Üçgen bilgisiyle genelde böyle iç bükeyi dörtgenlerde üçgen hamlesi yaparsanız sizin açınızdan daha sağlıklı olacaktır. Çünkü bu köşegenler çarpımının yarısı. Belki köşegen olarak tamamını alabilirsiniz. Sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden üçgen hamlesi bence burada daha mantıklı. E, tabii ki siz bilirsiniz. Hocam ben kuralı biliyorum. 6 çarpı 10 bölü 2'yi biliyorum zaten. Direkt oradan yaparım diyenleriniz de direkt oradan yapabiliriz. Sıkıntı yok. Ve geldik son özelliğe. Yani 7 özellikteyiz. Arkadaşlar daha öncesinde biz bununla alakalı şeyi söylemiştik. Hani şunlar birbirine paralel ve birbirine eşit diye söylemiştik. Hatta şunlar için de aynı şeyi söylemiştik. Bunlar da birbirine eşit ve paralel diye söylemiştik. Hatta bu... Ort tabandan dolayı K iken 2K burası 2K ise K oluyor diye söylemiştik arkadaşlar. Diğer köşegende çizerek kırmızılar hakkında da o yorumu da söyleyebiliriz tabii ki. Şimdi uzunluklar hakkında biz bu bilgiye sahibiz. Eşitler olduğu zaman e, bu bilgiyi de zaten ort tabandan bulursunuz diye söylemiştik. Sanırım kaçıncı özellikteydi? Şurada özelliğe hemen bakalım. Şuradaki özellikte arkadaşlar. Beşinci özellikte bunu söylemiştik. Şimdi yedinci özellikteyiz ve yedinci özellikte de alanlarla ilgili bir şey var. Alan KLMN Alan ABCD'nin yarısına eşittir. Evet şuradaki alan tüm alanın yarısına eşittir. Şimdi ispatını yapacağım. Hepsinin ispatını yapacağım merak etmeyin. S1 artı S3 S2 artı S4'e eşittir. Yani karşılıklı alanlar bakın şu S1 ile S3'ün toplamı bu S2 ile S4'ün toplamına eşittir. Bu da tüm alanın dörtte birine eşittir. Alan ABCD bölü 4'e eşittir. Peki hocam nereden geliyor bu diye soracak olursanız. Bir dörtgen çizdim. Orta noktaları aldım. Şöyle orta noktalarsa eğer. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Ve şunlar da birbirine eşitse eğer. Şimdi dostum şu karşılıklı alanlara bakalım şöyle. Şöyle orta noktaları al alındığında. Şimdi sen şunu şöyle çizecek olursan. Aa hocam orta taban Hatta alanlarla ilgili ilişkisi. Hocam 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Burası A ise tamamı 4 alacak 3 alacak. Ya da 1'e 3 oran olduğunu biliyoruz. Burası B iken burası da 3 B mi oluyor? Evet. Şimdi dikkat et şu alana bu alan B. A artı B. Tüm alan 4 A artı 4 B. Tüm alanın 4'te 1 oldu mu bu ikisinin toplamı oldu. Aynı ispatı biz şunun içinde yapabiliriz. Şu orta noktalar olduğunda şu karşılıklı alanlar içinde yapabiliriz. Peki yine aynı şekilde şunu çizdiğinde tabi bunlar orta noktalarsa. Şöyle orta nokta olduğunda. Şimdi şurası şurası B C alanıysa burası nedir? 3C'dir. Burası D alanıysa burası 3D'dir. Şimdi dikkat et hocam şu ikisinin toplamı C artı D tüm alanın 4'te biri. Gördün mü? Gerçekten şu ikisinin toplamı da tüm alanın dörtte biri. Bu ikisinin toplamı da tüm alanın 4'te biri. E S1 artı S3 S2 artı S4 o da tüm alanın dörtte birine eşit midir? eşittir. Peki hocam bu tüm alanın yarısı olması nereden geliyor? Hani şunu ispatlamadık. Bak dikkat et şu ikisi kırmızılara bak şu kırmızılar 4'te 1'i ise 1 bölü 4 Bak 1 bölü 4 artı. Hocam maviler de şu ikisi de 1 bölü 4'ü ise tüm alanın. 1 bölü 4 ile 1 bölü 4 topladığın zaman kaç yaptı? 1 bölü 2 yaptı. Ha. Şunların hepsinin toplamı tüm alanın 1 bölü 2'si yaptı. Geriye kalan 1 bölü 2'si nerede? İşte tam olarak burada. Burası da tüm alanın 1 bölü 2'si yapıyor arkadaşlar. Yani tüm alanı S ise burası da S bölü 2 yapar. Eğer tüm alan S ise arkadaşım. Tamam mı? İşte ispat buradan geliyor. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. Tüm alanın dörtte birine eşit. E, o yüzden şunlar S1 artı S3 S2 artı S4'e eşit. O da tüm alanın dörtte birine eşit olduğundan dolayı ispatladık zaten bunu. E buradan dolayı da alan KLM'ne şu ortada oluşan alan tüm alanın nesi çıktı? Yarısı çıktı. Evet önemli. Öyle şey gördüğünüz zaman şu özelliğe dikkat edeceksiniz. Valla normalde özellik bilmenizi e, şey yapmam. Aslında nereden geldiğini de ispatladım ama bunu da bilseniz sizin açınızdan iyi olur. Öyle dörtgenlerin bütün dörtgenleri toplayacak olursanız çok fazla bir özellik de vermeyeceğiz. Çünkü üçgenlerden yapmanızı sağlayacağız çoğu şeyi. Ama bu dörtgenlerde mesela köşegenler dik kestiğinde karşılıklı kenarların kareleri toplamlarının birbirine eşit olması. E, köşegenler arasındaki açı alfaysa köşegenler çarpı sinüs alfa bölü 2 tüm alanın olması ya da dik kesirse köşegenler çarpımının yarısı da tüm olması bir de bu dördüncü özellik arkadaşlar. Öyle bundan sonraki diğer dörtgenlere de bakacak olursak bunlarda da çok fazla özellik özellik vermeyeceğim. Hepi topu toplamda tüm dörtgenlerde belki de 10 tane özellikle bu işi halledeceğiz arkadaşlar. Korkmayın sakın korkmayın. Evet geldik şuraya. Alan DKL nedir diye soruluyor. X alanı ispatını da yaptık ne güzel. İspat yöntemiyle de gelebilirsin Hocam şu ikisinin toplamı karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşitti. X artı 15 eşittir. 12 artı 9 olacak. X'i de böylelikle kaç buluruz? 21 eksi 9'dan 6 olarak buluruz. Direkt belli zaten özelliği kullandırmışlar. Örnek 26 çıktı. Geldik örnek 21'e. E hocam orta noktalar varsa eğer orta noktaların çok olduğu sorularda o orta noktalardan oluşan dörtgeni mutlaka mutlaka oluşturun. İşte bu. Bak bu alan tüm alanın nesiydi? Yarısıydı. Aa hocam şuradaki üçgenleri de vermişler. O zaman öncelikle şuraya bir x alanı diyeyim ben. Öncelikli olarak x artı 14. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit. Eşittir 12 artı 8'den x'i böylelikle 6 olarak buluruz. E hocam x 6. E bu arada bu 12 artı 8. 12 artı 8. Tüm alanın dörtte biri değil midir? Alan ABCD bölü 4'tü. E alan ABCD bölü 4 20'ye eşitse o zaman alan ABCD kaç yapar? O zaman alan ABCD 80 yapar. Tüm alan 80 ise burası da 80'in yarısı olmaz mı arkadaşlar? Yani burası da 40 yapar? Evet. O zaman taralı alan isteniyor bizden. 40 artı 6'dan cevap ne çıkacaktır? 46 çıkacaktır. Evet. Böylelikle örnek 21'e 46 bulduk. Ve geldik örnek 22'ye. Ne demiş? KLMN şeklindeki dörtgen kağıt şekil 1'deki gibi A, B, C, D, E bölgelerine ayrılmıştır. Ben öncelikle olarak ne biliyorum? A artı C, B artı D eşittir. A artı C, B artı D'ye eşittir. Bu tüm alanın dörtte birine eşittir. Tamam. Şimdi sonra bakalım bir şeyler demiş. Arkası boyalı bölgeyi bulmaya çalışan öğrenciler. Dur bakayım ne demiş? Boyalı bölgeler ayrılmış ve bu bölgelerden birinin arka yüzünü bu ne diyor? Bu bölgelerden birinin arka yüzü boyanmıştır. Evet, bunlardan birinin arka yüzü boyanmış. Bakalım. Arkası boyalı bölgeyi bulmaya çalışan öğrenciler yanlış tahmin yaptıklarından seçtikleri bölge kesilip atılacaktır. Öğrenciler 2 yanlış tahmin yapınca şekil 2 oluşmuştur. Evet. Şimdi bu arkası boyalı olan boyalı olan bölge B ile D de değilmiş. Çünkü yanlış yapılanlar silinmiş, gitmiş. Burada onu anlatmış. Buna göre diyor Öğrenciler iki yanlış tahmin yapınca şekil 2 oluşmuş ve kağıdın alanı 6 birim kare azalmıştır. He. Şunlar gitti ya. B artı D kaç? 6 demiş. O zaman A artı C de 6 mıdır? Evet. E bu 6 da tüm alanın 4'te 1'i değil midir? Alan KLMN'nin KLMN'nin 4'te 1'i. O zaman alan KLMN ne olacaktır arkadaşlar? 24 olacaktır. E tüm alan 24. Tüm alan 24 ise eğer arkadaşım Tüm alan 24 ise E alanında ne yapacaktır? 24 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani E alanını böylelikle 12 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? A, E, C alanları toplamı nedir diye soruluyor. A artı C artı E nedir diye soruluyor. E zaten A artı C kaç bulmuştuk arkadaşlar? 6. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit demiştik. Çünkü şu ikisinin toplamı bu ikisinin toplamına eşitti. 6 bulmuştuk. E'yi de zaten 24 bölü 2'den kaç bulduk? 12. E 6 artı 12'den cevap kaç çıkacak o zaman? 18 çıkacaktır. Evet böylelikle örnek 22'de 18 bulduk mu? Bulduk. Ve böylelikle dörtgenler konusunu da bitirmiş bulunuyoruz. Yani bu haftayı bu şekilde bitirdik. Evet bundan sonra tamam burada özellikler çok fazla hocam de, dediğinizi duyar gibiyim. Hatta 7 özellik var ya böyle. Ama o 7 özellikten biraz önce de saydım. 4 tanesi bizim için şey önemli. Açı ortaylıklarla ilgili özellikleri bilmenize gerek yok. Köşegenler dik kesimde karşılıklı kenarların kareleri toplamları birbirine eşit. Ee, köşegenler arasında açı belliyse kar. Köşegenler çarpımı sinüs alfa bölü 2 alana eşit. Hatta açı 90 derece ise köşegenler çarpımının yarısına eşit. Ee, ondan sonra da bir de en son şu gösterdiğim şuradaki özellik. Yani alanlarla ilgili olan özellik. Karşılıklı alanlar toplamları birbirine eşit ve tüm alanın dörtte biri. Bu ortadaki alanda tüm alanın yarısı olmasını bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Hepi topu 4 tane özellik yapıyor galiba değil mi? Hatta e, alanla ilgili muhabbeti bir sayarsak e, bu sinüs alfa bölü 2 ya da köşegenler çarpımının yarısını bir sayarsak toplamda 3 özellik bilseniz yeterli olacak. Geri kalanı üçgenden çıkıyor gerçekten ama gerçekten. Evet gençler şöyle bir dörtgenlere girdik. Dörtgenlere girerken ne gördük? Üçgen, üçgen, üçgen. Üçgen çok önemli. E, soruları çözerken de üçgen odaklı gitmenizi tavsiye ediyoruz. Bundan sonraki konularda da yine aynı şekilde Üçgen odaklı anlatacağız. Üçgen odaklı gideceğiz. En güzel öğrenme yöntemi budur. Denenmiştir. Kendi üzerinde denedim. Daha önce geometrim sıfır. Hatta eksiydi arkadaşlar söyleyeyim. Evet gençler böylelikle bu haftayı bitiriyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda bir sonraki hafta 9. hafta videolarında yani yamuk konusunun konu anlatımında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.